Başlıyoruz. Beşinci soruya cevaplarınızı bekliyorum. Haydi bakalım. Hocam ben buna beğeniyorum. Ne diyorsun? Ben de. Evet, B'ciler çoğalıyor. Doğru. Açıklayalım. Molekül yapılı bileşik ve element olan iki maddeye ait molekül modelleri aşağıda verilmiştir. Verilen bu modeller kullanılarak maddedeki değişim konusu anlatılacaktır. Bu maddeler kullanılarak yapılacak işlemler ve bu işlemlerin temsil ettiği değişimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A'da ikinci maddeden yapılmış bir eşya ısıtılıyor ve moleküller arası mesafe artıyor. Bu olay fiziksel değişimi temsil etmektedir denmiştir. Tanecikler arasındaki mesafe artacaksa ve yeni bir madde oluşmayacaksa bu olay fiziksel değişimi ifade edebilir. Doğrudur. B'de ikinci maddede yer alan bir molekülde bulunan atomlar birbirinden ayrılıyor. Bu olay fiziksel değişimi temsil etmektedir. Atomlar eğer birbirinden ayrılırsa kimyasal bağların koptuğu anlamına gelir. Bu da kimyasal değişimi temsil eder. Bu ifade yanlıştır. D'de birinci maddeden yapılmış bir eşya soğutuluyor ve moleküller arası mesafe azalıyor. Bu olay fiziksel değişimi temsil etmektedir. Mesafenin artması ya da azalması fiziksel değişimdir. Bir hal değişimidir. Bu ifade de doğrudur. D'de birinci maddede yer alan bir molekülde bulunan atomlar birbirinden ayrılıyor. Bu olay kimyasal değişimi temsil etmektedir. Atomlar ayrılıyorsa kimyasal bağlar kopmaktadır. Bu da kimyasal değişimdir. Bu ifade de doğrudur. O halde cevabımız B seçeneğidir. Var mı öpürüz? Anlamadığımız bir yer var mı? Yok. O zaman geçiyoruz. Altıncı soru. Hadi bakalım. Altıya ne diyoruz? Yemekten anladığım için ilk ben çözeceğim hocam. Evet, burada ağzımızı sulandıran bir soru. Pişmiş sucuklu yumurta. Bursa. Hocam ben de Bursa. Hocam ben de Bursa buldum. Evet, bu yemekli olunca cevaplar hızlı geldi. Evet, Bursa doğru. Yapalım. Kimyasal tepkimeler ile ilgili bazı özellikleri anlatmak için pişmemiş yumurta ile sucuk bir metal kap içerisine konulmuş ve uygun sıcaklıkta kap içerisindeki maddelerin pişmesi sağlanmıştır. Bu olay ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Pişme sürecindeki buharlaşma olayı ihmal edilecektir. Bir de çiğ yumurta ve sucuk kimyasal tepkimeye giren maddeleri temsil etmektedir. Doğrudur. İkide pişme öncesi ve sonrası maddelerin tüm özellikleri aynıdır. Ancak pişirme olayı kimyasal bir değişimdir. Buradaki sucuğun dilimlenmesi fiziksel, yumurtanın çırpılması yine fiziksel bir değişimdir. Pişme öncesi ve sonrası maddelerin tüm özellikleri aynıdır ifadesi bu durumda yanlıştır. Üçte metal kap içerisindeki pişmiş sucuklu yumurtanın kütlesiyle pişirme öncesi metal kaba koyulan çiğ yumurta ve sucukların toplam kütlerin eşit olması beklenir. Buharlaşma olayının ihmal edileceği söylenmiştir. Kütlenin korunumu yasasına göre bu girenlerin kütlesiyle çıkanların kütlesinin birbirine eşit olması beklenecektir. Bu ifade de doğrudur. Bu halde 1 ve 3 yani B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet. Zannederim bir pürüz yok değil mi?
Geçiyoruz. Yedinci soruya. Haydi bakalım. Ece, yemeği kaçırdın. Hocam bana dediniz. Evet. Evet. Sucuk yumurtalı soru vardı. Kaçırdın o soruyu. Yanlışlıkla saati kaçırdım, fark ettim. Özür dilerim. Dalmışım. Hocam ben D buldum. Ne diyorsun? Aynen ben de. Evet, D'ciler doğru söylüyor. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalırken oluşan maddelerin kütlesi artar. Ve bu süreçte toplam kütle değeri değişmez. Bir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin kütlelerinin değişimleri aşağıda verilen grafikteki gibi gerçekleşmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez denilmektedir. Verilen bilgilere göre tepkimede azalan maddeler tepkimeye giren maddeleri temsil etmektedir. O halde M ve K tepkimeye girmiştir. Artan maddeler ise ürünleri temsil etmektedir. Bunlar da N ve L'dir. A'da K ve M tepkimeye giren maddelerdir, doğrudur. B'de tepkime sürecinde kullanılan maddelerin kütleleri toplamı ile ürünlerin kütlelerinin toplamı eşittir. Bu da kütlenin korunum yasasına göre doğru bir ifadedir. C'de kimyasal tepkimede toplam kütle korunmuştur, doğrudur. D'de tepkime sonunda kapta oluşan maddeler içerisinde K maddesinin içinde bulunan element çeşidi yer almaz denilmektedir. Yanlış bir ifadedir. Çünkü tepkimeye giren maddelerin cinsi, elementlerin cinsi ve tepkimeden çıkanların cinsi birbiriyle aynı olmak zorundadır. Bu halde aradığımız cevap, yani yanlış olan D seçeneğidir. Evet, var mı bir pürüz? Zannederim yok değil mi? Geçiyoruz 8. soruya. Haydi bakalım, buna ne diyoruz? Hocam bence Ceyhan. Ceyhan diyorsun. Ceyhan. Evet, Ceyhancılar doğru söylüyor. Açıklayalım. Normal yoğurt ve küflenmiş yoğurt ile su kullanılarak aşağıdaki gibi ayranlar hazırlanıyor. Hazırlanan ayranların tadı ve görünümleri farklı olduğuna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bir de küflenmiş yoğurt ile normal yoğurdun kimyasal yapılarının farklı olması beklenir. Doğrudur. Çünkü küflenme kimyasal bir tepkimedir. Kimyasal tepkimeler sonucunda maddenin iç yapısı değişecektir. 2'de yoğurttan ayran yapılması sonucu maddenin iç yapısı değişmemiştir. Bilgisine verilen görselden ulaşılır denilmektedir. Verilen görseller incelediğimizde burada ve burada yoğurdun sulandırılması sonucunda oluşan ürünler gösterilmiştir. Bu gösterimden maddenin iç yapısının değişip değişmediğini anlamak mümkün değildir. 3'te normal yoğurt ile hazırlanan ayran küflenemez sonucuna ulaşılması için verilen bilgiler yeterli değildir. Doğrudur. Çünkü belli bir şartlar sağlanırsa belli bir süre sonra küflenme burada da gerçekleşebilir. Var olan bilgi bunun için yeterli değildir. O halde 1 ve 3 yani C seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı?
Geçiyorum. Sayfa 83'ü bitirdik. Sayfa 84'te 9. sorudayız. Haydi bakalım. Hocam ben okuyamıyorum. Büyüteyim senin için. Hocam yazıya doğru büyütseniz bir iki saniye beklerseniz ben hemen okurum. Sonra küçültebilirsiniz. Şurayı mı diyorsun? Şurayı mı? Hemen alacağım. Hemen okurum sonra küçültürsün. İyi mi? Evet şu an iyi. Ceyhan. Tamam okudum. Okudun mu? Hocam ben Ceyhan demek istiyorum bunu. Ceyhan diyorsun. Maddede gerçekleşen fiziksel veya kimyasal... Evet, cevabı açıklıyoruz. Ceyhan doğru. Açıklayalım. Maddede gerçekleşen fiziksel veya kimyasal değişimleri tespit edebilmek için yapılan özel bir kap içerisinde ilk rengi beyaz olan 1 ve 2 numaralı bölümler yer almaktadır. Bu kaplara giren ve çıkan maddelere göre kapların içerisindeki iki bölümündeki renk değişimleri aşağıdaki gibi gözlenmiştir. Görsellerde verilen X ve Y değişimlerine göre kullanılan aletin aşağıdaki yaptığı tespitlerden hangisi hatalıdır? Birinci şekle baktığımızda mor ve mavi, kırmızı ve mavi yan yanadır. Daha sonra çıkan maddelerde yine mor ve mavi, kırmızı ve mavi yan yanadır. Bu halde X değişimi fiziksel bir değişimdir. İkinci düzenekte ise iki mor yan yana, iki mavi yan yanadır. Ancak çıkan maddelerde mor ve maviler yan yana gelmiştir. Yani elementler veya tanecikler birbirinden kopmuş, yeniden bir düzen oluşturmuşlardır. Bu kimyasal bir değişimdir. O halde yeşil de kimyasal, mavi de fiziksel değişim vardır. A seçeneğine baktığımızda mavi ve yeşil yan yanadır ve mavi renk verilmiştir. Yani fiziksel değişim olması gerekir. Görüldüğü gibi mavi yeşil yan yana, kırmızı ve mavi yine yan yanadır. Fiziksel bir değişimdir, doğru gösterimdir. B'de yeşil bir filtre bulunmaktadır. Burada kimyasal değişim olduğunu söylemiştik. Kimyasal değişimde tanecikların düzeninin değişmesi gerekir. Giren maddelere baktığımızda var olan şekildedirler. Ancak çıktıklarında farklı bir düzene girmişlerdir. Yani kimyasal değişim oluşmuştur, doğrudur. C'de yine yeşil vardır. Kimyasal değişim olması gerekir. Ancak çıkan maddelerle giren maddelere baktığımızda herhangi bir tanecik farklı görülmemektedir. Aynı şekilde tanecikler çıkmıştır. Yani fiziksel değişim vardır. Burada hata yapılmıştır. D'de yine mavi bir filtre vardır. Buradaki fiziksel değişim olması gerekir. Tanecikleri baktığımızda fiziksel değişim olduğu görülmektedir. Bu halde doğru gösterimdir. Hatalı gösterim olan ve aradığımız cevap C seçeneğidir. Evet. Var mı bir pürüz? Sanırım yok. 10. soruya geldik. Haydi bakalım. Buna ne diyorsunuz? Hocam D demek istiyorum ben. D demek istiyorsun. D. Bir kimyasal tepkime... Hocam denizli bence. D diyenler çoğalıyor. Doğru cevap. Bir kimyasal tepkime çeşidi olan yanma tepkimesinin öncesi ve sonrası molekül yapıları ile bu maddenin özelliklerini gösteren bir poster aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Posterde verilen bilgilere göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir denilmektedir. Giren maddelere baktığımızda metan gazı CH4 yanıcı bir gazdır. Oksijen gazı yanma olayını sağlayan yakıcı bir gazdır.
Tepkime sonucunda karbondioksit gazı yanıcı olmayan bir gaz çıkmıştır ve su buharı ateşin söndürülmesi sırasında kullanılan bir sıvının gaz hali çıkmıştır. Tamamen farklı özelliklere sahip maddeler oluşmuştur. Bir de kimyasal tepkimeye giren maddelerle tepkime sonucu oluşan maddelerin kullanım alanları birbirinden farklı olabilir. Özellikleri farklı olduğuna göre kullanım alanları da birbirinden farklı olabilir. Doğrudur. İki de kimyasal tepkimelerde giren maddelerin ve oluşan maddelerin toplam atom sayıları birbirine eşittir denmiştir. Giren maddelerdeki toplam atom sayısına baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 adet metan gazında, toplam 4 adet de oksijende, o halde toplam 9'dur. Oluşan maddelerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet atom vardı. Bu ifade de doğrudur. 3'te kimyasal tepkimelerde giren maddelerdeki atom çeşitleriyle oluşan maddelerdeki atom çeşitleri aynıdır denmiştir. Doğrudur. Mor, yeşil ve mavi girmiştir. Mor, yeşil ve yine mavi çıkmıştır. O halde 1, 2, 3 yani D seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Oldu mu? Bir pürüz var mı? O zaman geçiyoruz. Sayfa 84'ü bitirdik. Sayfa 85, 11. soru. Haydi bakalım. Bursa. Bursa diyorsun. Deniz öğretmen kimyasal tepki... Hocam bence de Bursa. Bursa diyenler çoğalıyor. Doğru. Hocam bence de Bursa. Evet, açıklayalım. Deniz öğretmen, kimyasal tepkimelerde değişen ve değişmeyen bazı özellikleri göstermek için aşağıdaki deney aşamalarını sırasıyla yapıyor. Gerçekleşen deney aşamaları ve gözlemlere göre yorumlarından hangileri doğrudur denilmektedir. Birinci aşamada klor gazı ile sodyum tozunu bulundukları kaplar ile tartılıyor. İkinci aşamada klor gazı olan kaba içerisindeki gaz miktarı aynı kalmak şartı ile sodyum tozu dökülüyor ve tepkime sürecinde tartma işlemi devam ediyor. Üçüncü aşamada tepkime kabındaki tepkime sona eriyor ve tartma işlemi tekrar yapılıyor. Değerlere baktığımızda her birinde de 100 gram olduğu görülmektedir. Gerçekleşen deney aşamaları ve gözlemlere göre yorumlarından hangileri doğrudur denilmekteydi. Bir de kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur bilgisi deney aşamaları ve gözlem verileriyle ispatlanmıştır. Doğrudur. Hepsinde 100 gram olarak görülmektedir. İkide kimyasal tepkimeler sonucu yeni maddeler oluşur bilgisi tepkime öncesi ve sonrası maddeler karıştırılarak anlaşılabilir. Doğrudur. Şekle baktığımızda tamamen farklı bir ürün çıktığı görülmektedir. Üçte kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunabilir bilgisine verilen deney aşamaları incelenmesiyle ulaşılır. Ancak molekül sayıları ile ilgili herhangi bir bilgi ya da gösterim söz konusu değildir. Dolayısıyla buna ulaşmak da mümkün değildir. O halde 1 ve 2 yani B seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Var mı bir pürüz? Anlaşıldı mı? Ahmet Emir anladık mı? Anlaşıldı. Bir pürüz yok değil mi? Ahmet Nasır'ı nasıl buldun? Anladım hocam, anladım soruyu. Anladım. Güzel. Geçiyoruz. 11. soruyu da bitirdik. Soru 12. Haydi bakalım. Hocam buna C demek istiyorum ben. Ne bilirsin? Tamam. C diyorum işte. Son kararım. Yarıştayız hocam. Evet hocam. Ha. Nasırlı sen ne diyorsun buna? Hocam okuyorum soruyu. Ahmet Emir. Hocam okuyorum.
Arzu ne oldu? Bugün inşaatta mı çalıştın? Sesin çıkmıyor. Tamam, ben de Ceyhan. Yok hocam, ben bu soruları cevap verdim. Peki, öyle olsun. Evet, Ceyhancılar doğru söylüyor. Kimyasal ve fiziksel değişimlerde gerçekleşebilecek olayları gözlemlemek için aşağıdaki deneyler yapılıyor. Deney 1'de cam kapta bulunan nitrik asit çözeltisi üzerine çinko parçaları konuluyor ve cam kap balonla kapatılıyor. Bir süre sonra cam kabın içindeki sıvıda fokurdamaların olduğu, cam kabın ısındığı ve balonun şekildeki gibi şiştiği gözleniyor. Deney 2'de cam kapta bulunan su ısıtılmaya başlanıyor ve cam kap balonla kapatılıyor. Bir süre sonra cam kabın içindeki sıvıda fokurdamaların olduğu, cam kabın ısındığı ve balonun şekildeki gibi şiştiği gözleniyor. Yapılan deneyler ve gözlemlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur denilmektedir. Birinci kap ve ikinci kaptaki ısınmaların sebebi farklıdır. İkinci kapta ısı kaynağından gelen ısı fokurdamayı ve kabın ısınmasını sağlamıştır. Birinci kaptaki olay ise tamamen nitrik asit çözeltisi ve çinko parçalar arasındaki tepkimeden kaynaklanmıştır. Yani buradaki olay kimyasaldır. Buradaki olay ise fizikseldir. A seçeneğinde deney öncesi ve sonrası sıcaklıkların değişiminin farklı olması, gerçekleşen olayın kimyasal bir değişim olduğunu göstermesi için yeterlidir denmiştir. Eğer bu sıcaklık değişimi yeterli olsaydı her ikisine de kimyasal değişim dememiz gerekirdi. Ancak kimyasal değişimin yeterli olabilmesi için gaz çıkışının da gözlenebilmesi gerekir. Bu ifade kesinlikle doğru değildir. B'de birinci deney sonucu oluşan gaz ile ikinci deney sonucu oluşan gazın birbirinden farklı olması maddedeki değişim çeşidinin tespiti için tek başına yeterlidir denmiştir. Bu da tek başına yeterli değildir. Tepkimenin gerçekleştiğini görebilmemiz gerekir. Burada renk değişimi ya da ısı çıkışının olması gerekmektedir. C'de deney sonucunda kapta yeni bir madde oluşup oluşmadığının bilinmesi, gerçekleşen maddedeki değişimin çeşidini belirlemek için yeterlidir denmiştir. Eğer kapta farklı özellikte bir madde meydana geldiyse, bunun kesinlikle kimyasal tepkim olduğu söylenebilir. Bu ifade kesinlikle doğrudur. D'de deney sürecinde gaz çıkışı gözlenmesi fiziksel bir değişim olduğunu ispatıdır. Ancak birinci deneyde de gaz çıkışı olmuştur ve bu değişim de kimyasaldır. Bu halde aradığımız cevap C seçeneğidir. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok değil mi? Geçiyoruz 12. soruyu da. Geldik. Asitler, bazlar. Birinci soru. Evet, şimdi bunu büyütelim. Haydi bakalım. Ceyhan. Hocam Ceyhan demek istiyorum ben de. Ceyhan diyorsun. Evet, Ceyhancılar doğru söylüyor. Çözelim mi geçelim? Merkez anladıysa geçelim. Hocam bence geçebiliriz. Bence de. Öyle mi? Geçiyoruz. Var mı anlamayan? Herkes Ceyhan dedi yani. Peki. İkinci soruyu yapıyoruz. Haydi bakalım. Adana. Hocam bence şey, Bursa. Açıklıyorum. Bence Ceyhan. Adana. Asit ve bazların kimyasal tepkime sonucu tuz ve su oluşumu gözlenir. Bu tepkimeye nötralleşme tepkimesi adı verilir. Bu tepkimeyi göstermek için aşağıdaki asit ve baz çözeltilerinin etkileşimiyle bu etkileşim sonucu gözlenen durumlar aşağıda gösterilmiştir. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılabilir denilmektedir. Bir de asitlerin çözeltilerinde hidrojen iyonu vardır. Asit çözeltisine baktığımız zaman hidrojen olduğu görülmektedir. Bu ifade doğrudur, ulaşılabilir. İkide tüm bazların yapısında OH iyonu vardır. Yine tüm bazlar denmiştir. Bize verilen ise tek bir baz vardır, sodyum hidroksit. Sadece buna bakarak tüm bazlar hakkında yorum yapmak doğru değildir.
Üçte nötralleşme tepkimeleri sonucu her zaman tuzlu su ve tuz ve su oluşmayabilir. Her zaman ifadesi tüm asit ve baz tepkimeleri için yorum yapmak demektir ki burada sadece hidrojen klor HCl, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit verilmiştir. O halde buna da ulaşmak mümkün değildir. Bu durumda yalnız bir yani A seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Bu kadar. Var mı bir pürüz? Yok. Herkes anladı galiba. Geçiyoruz. Evet. Üçüncü soru. Hayır. Ceyhan. Hocam. Ceyhan diyorsun. Hemen Ceyhan diyorum. Hocam azıcık büyütebilir misiniz? Büyütelim. İyi mi? Evet şu an iyi. Defne? Başka cevap olan? Hocam bir saniye. Bence B. Açıklıyorum. Ceyhan. Defne, Tabu adlı oyunda çıkan bir kart üzerindeki kırmızı renk ile gösterilen kelimeyi takım arkadaşına anlatacaktır. Ve bu anlatım sırasında söylenecek cümlelerde mor renkte yazılı kelimelerin kullanılması yasaktır. Buna göre kart üzerinde kırmızı renk ile yazılan kelimenin anlatılması sırasında aşağıda verilenlerden hangisi oyunun kuralına uygun ve doğru olan bir cümledir? A'da anlatacağım bu madde ayıraç olarak kullanılan bir kağıdın rengini kırmızıdan maviye çevirir. Yanlıştır. Bu madde asittir ve kağıdın rengini maviden kırmızıya çevirir. B'de anlatacağım bu madde bazlarıyla nötralleşme tepkimesine girebilen tahriş edici madde sınıfındadır. Tahriş edici ifadesi burada vardır. Kullanılmaması gerekmektedir. Anlatacağım bu maddenin mermer üzerine dökülmesi sakıncalıdır. Bu asitlerle ilgili bir özelliktir. Mermeri aşındıracaklardır. Dolayısıyla bu uygundur. D'de anlatacağım bu maddenin tulu çözeltilerinde sadece hidroksit iyonu bulunur. Yanlıştır. Hidrojen iyonu bulunmaktadır. O halde doğru cevabımız C seçeneğidir. Var mı anlaşılmayan bir yer? Herkes anladı galiba. Geçiyoruz. Dördüncü soru. Haydi bakalım. Hocam emin değilim ama. Duyamadım Ece. D dedim. Ben de aynı diyorum zaten. Sinan sen ne dedin? D demiştim. Ece demiştim. Ahmet Emir bir cevap var mı sende? Yoktur hocam. Haydi bekliyorum. Hocam Denizli. Evet, cevabımız Denizli. Açıklıyorum. Asit damlatıldığında pembe, baz damlatıldığında ise yeşil bir renk alır. Gülsü özdeş iki peçeteye diye emdiriliyor ve aşağıdaki cam kaplardaki çözeltilere ayrı ayrı batırılıyor. Gül suyu emdirilmiş peçetelerin çözeltilere batırılmadan önce ve kaplardaki çözeltilere batırıldıktan sonraki renkleri incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? A seçeneğinde pembe peçete yeşil olarak çıkmıştır. O halde A bazdır.
B seçeneğinde pembe peçete görüldüğü gibi asit damlatıldığında pembe, baz damlatıldığında yeşil renk olmuştur. Pembe bir şekilde çıkmıştır. O halde burası da asittir. A'da B ve A özellikleri karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Asit ve baz nötralleşme tepkimesi verir. B'de A özellikleri suya OH iyonu verir. Baz olduğunu söylemiştik. Bazlarda OH iyonu verir. Doğrudur. C'de B özellikleri mavi renkli turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Bu da doğrudur. D'de B özellikleri içerdiği hidrojen iyonu sayısı ki asittir. A özellikleri içerdiği hidrojen iyonu sayısına eşittir. Bilgisine verilen deneylerden ulaşılabilir. Yanlıştır. Hidrojen iyonu sayısı çok ise asittir, az ise bazdır. O halde cevabımız da D seçeneğidir. Evet. Oldu mu? Var bir pürüz. Anlaşılmayan bir yer kaldı mı? Herhalde kalmadı. Yok hocam. Geçiyoruz. Beşinci soruya. Haydi bakalım. Ne diyoruz? Hocam bulanık oldu da biraz büyütebilir misin? Tabii büyütürüm. İyi mi? Teşekkürler. Evet. Hocam bence Ceyhan. Ceyhan diyorsun. Evet başka Ahmet Nasırlı. Hocam ona Ceyhan gibi geliyor ama emin değilim. Bir tarihli daha bekliyoruz. Hadi bakalım. Yılbaşı piyangosu. Boş yok. Ceyhan. Evet Ceyhan. Ceyhan doğru. Açıklayalım. Bilgi. Kireç suyu içerisine asit içerikli bir madde ilave edilirse rengi bulanıklaşır. Bu bilgiyi doğrulamak için içerisinde kireç suyu bulunan kaba pipet yardımıyla şekildeki gibi soluk verme sırasında ortaya çıkan karbondioksit üfleniyor. Bu deney sonucu cam kapta bulunan kireç suyunun bulanıklaştığı bilindiğine göre yorumlarından hangileri söylenebilir denilmektedir. Var olan bilgiler ışığında soluk verdiğimiz havanın içerisindeki karbondioksitin asitik olduğu söylenebilir. Çünkü kireç suyu asitle karıştırıldığında bulanıklaştığı ifade edilmiştir. Bir de karbondioksit ile hazırlanan bir çözelti mavi renkteki turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirmektedir. O halde bu ifade doğrudur. 2'de kireç suyu suda çözündüğünde sadece hidrojen iyonu açığa çıkar denilmektedir ki bu ifade yanlıştır. Hem hidrojen iyonu hem de OH iyonu çıkartabilir. 3'te kireç suyu içerisinde saf su buharı gönderilirse nötralleşme tepkimesi gözlenmez denilmektedir. Doğrudur. Nötralleşme tepkimesi asitler ve bazlar arasında gerçekleşir. O halde 1 ve 3 yani C seçeneği aradığımız doğru cevaptır. Evet. Var mı bir pürüz?
Anlamadığınız bir yer varsa sorun. Geçiyoruz. Altıncı soru. Haydi bakalım. Hocam ben cevap. A diyorsun. Bence de A. Evet. Doğru cevap A. Bilgi. Asit ve bazları tanımak için birçok araçtan faydalanılır. Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan birinin asit diğerinin baz olduğu bilinen iki madde özdeş kapları aşağıdaki gibi konulmuştur. Bu iki maddeden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu tespit etmek için aşağıda verilen işlemlerden hangisi yeterli değildir? A'da kaplardaki çözeltilerin elektriği iletip iletmediğini tespit etmek. Asit çözeltisi de baz çözeltisi de elektrik akımını iletmektedir. Dolayısıyla bunu yapmak hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu anlamak için yeterli değildir. B'de kaplara ayrı ayrı hem kırmızı hem de mavi turunsol kağıtları batırmak. Asitler mavi turunsol kağıdını kırmızıya, bazlar ise kırmızı turunsol kağıdını maviye çevirecektir. Böylece hangisinin asit, hangisinin baz olduğu tespit edilebilir. C'de kapları ayrı ayrı metil oranj çözeltisi damlatmak, metil oranj da yine asitler ve bazlarla farklı renkler vermektedir. Dolayısıyla hangisinin asit, hangisinin baz olduğu tespit edilebilir. D'de her iki kaba doğal indikatör olan lahana suyu ilave etmek, bu da asitler ve bazlarla farklı renkler verdiği için hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu tespit etmede kullanılabilir. O halde kullanılamayacak olan yöntem, yani aradığımız cevap A seçeneğidir. Var mı bir pürüz arkadaşlar? Yok. Geçiyoruz. Yedinci soru. Haydi bakalım.